Ya, Dilara çok heyecanlandın. Evet bu Ben arada. kısmet olur yaşamaya başladım dedin. Ya bugünden itibaren öyle yaşamaya başladım. Çünkü kaç oldu? Dört oldu herhalde kırmızı oda sayısı. Ne? Pek hatırlamıyorum. Toplam kaç kere girdik hatırlamıyorum ama ilk kez bu kadar çok heyecanlandım anladım ki demek ki şu an kısmetli olurdayım. Peki ne hissediyorsun o sahneyle ilgili? Çok büyük bir heyecan var. Konuşamadım yanında yani çok şaşırdım. Nasıl benim gibi bir kadın konuşamaz? Demek ki kendisine bakınca heyecanlanıyorum. Duygum yok ama sadece bir heyecan var. Peki, olsan? Yani şöyle ben bir üçgen piramidi de hani kalmak istemiyorum demiştim ya. Yani insanları da o üçgen piramidi arasında kalmasını istemiyorum. Evet, dün bunu konuşmuştuk aslında değil Aynen, mi? Tuba geldi. o yüzden kendisiyle... Zaten hanım bir şey diyeceğim. Üçgen piramidi diye bir şey mi var? Yoksa yani ikisi de üçgen aynı piramidin şey. yüzeyi. Olmuyor mu? Üçgen Aşk üçgen piramidi diyorlar, aşk üçgeni diyorlar. Bir şeyler diyorlar, Ha. anladın sen onu işte zaten. Aşk O üçgeni yüzden diyeyim. Buse'yi... Delikanlım tuttuk. Hani tanıma yoluna Dilara'yı. tercih ettim. Yani Buse'yi, pardon Dilara'yı. Ya Buse yarım Olur saattir öyle, onun üzerine konuş. Buse Tamam olayından öyle, konuştuğun için aklımda o şekilde kalmış. Çok yanlış anlaşılmasın yani. Yani Tuğba ve Leyla, sen Dilara her şeye şimdi batacaksın. eğlenmeye başladım. Çok kaostan besleniyorsun. Çünkü kırmızı odaya giderken D mi T Bak mi çok diye tehlikeli. sordular. Değil mi? Sonuçta Dilara'dır diye tahmin Tehlikelisin. etti. Ve Tuğba'da çıktıktan sonra ben böyle bir şey yaşatmayacağım, bana yaşattılar, yaşatmayacağım dedin. Ve Dilara'yla ben seni tanımak istiyorum dedin değil mi? Evet. Evet söyledim. Aynen öyle. Ben sonra eve geldim kızlar Yok mu şeydi. yorum arkadaşlar? Eve Hayırlı uğurlu geldi. olsun. Şöyle biz kırmızı odayı izledik. Sonra Hasret kırmızı odaya gitti. Oğuzhan'ın bu durumdan haberdar olmasını istiyorum. Hasret kırmızı odaya giderken Esmiye abla dedi ki Oğuzhan'ı çağıracağım dedi. Sonra dedi ki kimi çağırsam? Ben dedim ki Görkem'i çağır eğlenirsin dedim. Sonra Hasret kırmızı odaya gitti geldi. Seni çağırdığını söyledi Oğuzhan. Dedi ki Oğuzhan'ı çağırdım dedi. Oğuzhan'a da dedim ki dedi. Dilara dedi sana blöf yapıyor. Dedi Hayır öyle ki demedim. Dilara Öyle dedi demedim. Oynuyoruz. Oğuzhan'ı çağırdım dedim. Ona şöyle dedim hani kızlar senden hoşlanıyormuş. Ben de şu an farkına vardım da ben de senden hoşlanıyorum. Acaba tanışabilir miyiz? Tanışma yoluna girebilir miyiz diye dedim. Konuştum. Bunun Ay üzerine Dilara bir Oğuzhan, bunun üzerine Oğuzhan yanlış anladı bu durumu. Siz hayırdır bana mı oynuyorsunuz diye sana da kızdı. Senin de muhataplığını kesmek istediğini söyledi. Yazıklar olsun diye bir giriş Burada ya. Var ya oğlu da ağlayacak başıma. Dilara'ya kal geldi. Dilara diyor ki gerçekten yaptın mı Hasret diyor. Ben evet, evet yaptım. Ne oldu ki diyor. Dilara böyle bakıyor. Yapmamışsındır diyor. Diyor ki yo yaptım. Kal geldi burada biliyor musun? Tabii tabii. Hadi bari seni görmen gerek. Ya sana bir şey ağlayacak. Ya nasıl böyle ki kanka sen beni hiç düşünmüyor musun? Ben ki Bana bakıp gerçekten ciddiye alırdım ki ya söylediğim ne var goy goy yapacağımı dedim. Ben de gittim. Ama sen şimdi beni düşünmüyor musun? Yani ben şu an bir tanışma faslına girdim. Sen kanka sen salak mısın? baktım alca baktım iş ciddiye girdim ki şaka yaptım ya şaka. Peki Dilara, erkekler geldi. Murat Çiçek de geldi yanında. Oğuzhan gelmedi mi ya? Evet öyle bir tepki verdim. Baya yollarını falan gözlüyor yani. Tabii. Evet ya çok şaşırıyorum. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü Oğuzhan'ın bilmesi lazım. Senin ne kadar yüksek olduğunu bilmesi lazım. Tabii ki lazım. De Sen bunu belli edemiyorsun bilmem farkında mısın? Evet, Nasıl edemiyorum ya? Ben de çok ediyorum. Bizim ekrana gelmiyor biliyorum. Ha ben bunu Bodrum Sokağı'nda da söyledim çok heyecanlandım. Ben onu bilmiyorum. Sadece az önce konuştuklarımızı konuştuk. Çok heyecanlandım. İlk kez bu kadar çok heyecanlandım gibisinden. Yani sonuçta yine Oğuzhan kendisine gelen bir kadını. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Daha da manifest Helal etti. Helal be Oğuzhan. Tanıyor. Manifest dediğim budur işte. Tebrikler. Hiç alkışlamıyorsunuz ama ya. Tanıyor bunlar sizi Dilara. Tuğba'cığım var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, haklarında hayırlısı olsun. Ben Oğuzhan'ın yalnız bugün söylediği bir şeye şahit oldum. Dilara'ya daha yüksek olduğunu, iki tarafı da eşit götürmek istemediğini. Aa, bir tarafa daha Allah. İşte ne mutlu Allah. Bize yani, Allah. Bunu duymak istiyoruz. Güzel, evet. Oğuzhan'ın ağzından. Oğuzhan'ın ağzından ama. Dilara falan söylemedi hani. Oğuzhan. Hayır, şöyle, yani iki kadını da eşit götürüp ikisinin de hayalleriyle oynamak istemem dedi. Biz niye cümlelerini söylüyoruz? Zaten bunu Yo, söyledim. Yükseldiğini söylemedim ona.
Tekrar Dilara söyler misin? Bir kere duymak şimdi istiyoruz. Diğer yani hanımefendi de vardı ya, evet, ikiniz olarak. Ben dedi ikisini eşit şekilde götürüp dedi mutsuz etmek istemem. Bana da aynısı yapılmasını istemedim dedi. O yüzden bundan öncekilerde mutsuz olmayı istiyorum. Bunu olsan da başkasına duyabilir miyiz dedi. O yüzden şu an dedi bana böyle yükseldi. Yükselmedi. Senin tarafın daha ağır olduğunu söyledi. Yanlış bir şey söyledim yani, mi? O yüzden de tanımak istediğini söyledi. İşte bunu duymak doğru istiyoruz Dilara aslında. Evet. Kötülük değil, iyilik yapmaya peki çalışıyoruz. Dilara değişti. Çok değişti. Görkem ve hasrete girmiyorum. Bu hikayenin gelişmesini biliyorum. Evet, daha yine. Görkem yap bakışı Görkem. Yani bu, üç numaralı. Bu hikaye Görkem'in ben yaşının ötesinde olgunluğunu ve hasreti kabuklarını kırmak ve içindeki o romantik kadını ortaya çıkarmak için gösterdiği gayreti. Hasreti bir şeyler oluyor. Ben selamlıyorum seni. Yani hasreti bir şeyler oluyor ama. Burada gelip de yaydı bu kanka vibe'ını, titreşimini kırarsan yani ödül verelim. Gerçekten Oscar'ın geliyor. Yani gönül çelen diye Oscar yaptıracağım sana. O zaman hak edilmiş bakalım bir Oscar olur yani. Düşün. Bu kadından kimler kimler geldi o duvardan sekti. Eğer bunu başarırsan inanılmaz yani. Bence başarır. Yaşa rağmen düşün. Bence de başarır. Başarır. İşte İddialı. Bunu ispatla. İsteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben de bugün Tuğba'ya Görkem'i övüyorum. Ben de diyorsun. Nerelerdesin sen? Ben de bugün sanacakta hani konuşuyorum. Herkes Görkem'i diyorum ki yaşı hani söyledi yaşını diyorum ki yaşına göre olgun bir çocuk, çok güldürür, çok iyi bir çocuk. Tam hasretle şey olmuşlar. Tabii o güzeldi yani. Peki sevgili izleyiciler, hemen oylamalarımızı hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü. El Poder Del Amor. Oylarınızı gönderebilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Lütfen burada yarışmak istiyorsanız bize ulaşın. Kısmetse olur aşkın gücü official. Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Biz buralardan takip edin. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.